Türkiye insansız hava araçları konusunda dünyanın önde gelen teknolojiye sahip ülkelerinden biri haline geldi. Sadece tasarlamakla da iş bitmedi. Buradan elde edilen tecrübeler farklı ana da yansımaya başladı. Ve tabii ki bu gelişme birçok ülke tarafından dikkatle izlenirken aynı zamanda geliştirilecek yeni sistemler de hedef tamamen Türk İHA sistemleri oluyor. Bunlarla ilgili son tasarım Fransa'dan geldi. Paris Air Show'da AROC alarak adlandırılan yeni bir İHA sistemi tanıtıldı. Bu İHA sistemi Fransız savunma şirketi Turgis and Galliard tarafından geliştirildi. Maksimum kalkış ağırlığı da 5.4 ton olarak açıklandı. Şimdi görüntü itibariyle oldukça büyük bir İHA sistemi. Male olarak adlandırılan orta irtifada uçabilen bir İHA sistemi ve maksimum kalkış ağırlığı da 5.4 ton. Hemen bunları yan yana yazdığımız zaman Türkiye'de bu İHA sisteminin rakibi kafadan Baykar'ın yaptığı Akıncı çıkıyor. Peki Fransızlar Akıncı'ya yaklaşabilir mi? Özellikler itibarıyla bir pazar şansı olur mu? İşte bu videomuzda birlikte bakıyoruz. Oka baktığımız zaman tek motorlu bir İHA sistemi ve Pratt Whitney Kanada'nın PT6 serisini kullanıyor. PT6 sınıfının gerçekten önemli turboprop motorlarından biri. Farklı büyüklüklerde motor güçleri üretiyor. PT6'nın AROK'ta kullanılacak olan modeli 1200 beygir gücünde. Şöyle bir parantez açayım. Hürkuş'ta bu motorun 1600 beygir gücündeki versiyonu kullanılıyor. Fransızların verdiği bilgiye göre sadece PT-6 ile yollarına devam etmeyecekler. İlerleyen süreç içerisinde aynı zamanda Safran tarafından Fransız imalatçının geliştirdiği bir turboprop motor veya yine General Electric'in geliştirdiği yeni nesil bir turbo turboprop motor olan Katalist de İHA'da kullanılacak motorlar arasında yer alacak. Kanat açıklığı açısından oldukça büyük bir İHA sistemi ve bu açıdan da MK9A Ripper'a yakın bir özellikte. Örnek olarak MK9A'nın kanat açıklığı 21 metre 94 santimetre. Arokta ise bu kanat açıklığı 21 metre 3 santim olarak planlanmış durumda. Bu hava aracının boş ağırlığı 2,5 ton turboprop motorun oluşturduğu yüksek güçle irtifaya tırmanacak ve yaklaşık olarak 1496 kilogram ağırlığında faydalı yük taşıyabilecek. İlk etaptaki İHA'nın görevleri keşif ve gözetleme. Kendini ispat ettikten sonra da silahlı insansız hava aracı olarak kullanılması planlanıyor. Bu arada İHA ile ilgili hedef 24 saat havada kalabilmesi. Fransız hava kuvvetlerinde de MK9A Ripper'lar kullanılıyor. Ripper'ın yerine geçmesi de hedefleniyor. Fransız şirketin yaptığı açıklamaya göre ilk uçuş 2027 için planlanmış durumda. 3 yıllık test ve sertifikasyon çalışmalarının arkasından da e, tasarımın 2030'da Fransız hava kuvvetlerinde hizmete girmesi planlanıyor. İHA belki yapması olarak havacılık açısından çok böyle zor bir şey değil gibi gözükse de o sistemin yazılımı yerle kontrol merkeziyle konuşması, kullanılacak olan yapay zeka sistemleri, gelişen görevlere adaptasyonu gibi konular gerçekten çok büyük önem arz ediyor ve bu konuda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin, emniyet güçlerinin Baykar'la olsun veya işte TUSAŞ'ın bir tarafta Anka'sı var, Aksungur var, çift motorlu. Çok önemli bir işbirliği ve know-how bu sistemlere uygulanıyor ve bunların gelişmesinde de çok çok önemli rol oynuyor. Sizlere TB2 açısından Libya, Karabağ Savaşı ve sonrasında Ukrayna Savaşı'ndaki tecrübelerin aktarılmasıyla bu hava aracı bugün sınıfının dünyanın en iyileri arasına girdiğini ifade etmemde fayda var. Şimdi Arok'la Akıncı'yı karşılaştırdığımız zaman maksimum kalkış ağırlığı açısından Akıncı'da çift motorlu bir model tercih edilmiş durumda. Yüklerin eşit dağıtılımı veya motorda hani tek motora kalmamak PT6 açısından PT6 sivil orijinli bir motor mesela Akıncı'nın PT6 versiyonlusu da var. Bu Arok'ta ise tek motorlu versiyon kullanılmış durumda görev olarak, süratler olarak, irtifalar olarak oldukça birbirine yakın ama e, hava aracının hizmete girişini 2030 gördüğümüz zaman bu arada geçecek 7 yıllık süreç içerisinde akıncının üzerine kat ve kat tecrübe eklenecek, muhtemel yeni modelleri çıkacak, farklı farklı görevlere gidecek. Bu konuyla ilgili önemli olan atığı erken alan, yola erken düşen ilerlemeye başlıyor. Fransızlar bunu açıkçası pek göremediklerini ben tahmin ediyorum. Belki de ihtiyaçları yoktu. Farklı konulara odaklandılar ama İHA konusunda Türkiye oldukça ilerlemiş durumda. Ki bu gelişmeleri artık bugün görüyorsunuz jet motorlu İHA sistemlerine de yansıtılmış durumda. İşte Baykar'ın kızıl elması. Diğer taraftan TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka 3 Burada Türkiye'nin bayrağı daha da ileri git götürmesinde önemli bir katkı sağlayacak. AROK'ta kamera sistemi olarak Westcam'in MX-25 sisteminin kullanılması planlanıyor. Biliyorsunuz bunlarla da ilgili Türkiye'de önemli adımlar atılmaya başlandı. İşte Westcam'in kamera vermemesinin arkasından Akıncı da yakın zamanda Aselsan'ın CATS olarak adlandırılan yeni flür sistemleri kullanılmaya başlanıyor kamera aynı zamanda hedefi lazerle işaretliyor ve burada da çok ciddi bir rekabet var. Üretilen İHA sayısı arttıkça, daha fazla Aselsan üretim gerçekleştikçe gerçekten ketslerin kalitesi, görüntü netleme örneğin bir mühimmatı bıraktıktan sonra bir kaçınma hareketi yapar. İHA bunlarda hedefin odağını kaybetmeme gibi özellikleri Ketsin giderek gelişiyor. Ben de bu süreç içerisinde Ketsin oldukça fazla yol alacağını ve daha fazla dış müşteri tarafından ben tercih edeceğini tahmin ediyorum. Bu açıdan da ketsin bir avantaj olarak kenarda durduğunu belirtmemizde fayda var. Avrupa'da özellikle büyük İHA sistemleriyle ilgili arka arkaya çalışmalar var. Bu konuyla ilgili eksikliklerin kapatılması önem arz ediyor. Bir taraftan Amerika elindeki İHA sistemlerini Avrupalı ülkelere satarken onlar da kendi sistemlerini geliştirmeye çalışıyor. İsrail de eldeki bu pazarı kaybetmemek istiyor ama işte Türkiye'nin Polonya arkasından Romanya gibi TV2 ihraçları Akıncı'nın özellikle işte Azerbaycan başta olmak üzere ve Afrika başta olmak üzere ilgi görmesi, TUSAŞ'ın ihracat adımlarında Anka ve Aksungur konusunda arka arkaya sözleşmeler imzalamaları Türkiye'de bu pazarda varız diyor. Peki bu iş nereye doğru gidecek ben de açıkçası merak ediyorum. Ama önemli olan burada Durmasksızın yola farklı farklı konseptlerle devam edebilmek Jet bunun bir tarafı bir taraftan da tabii ki daha alt sistemler, daha mikro boyutlardaki İHA sistemleri, dolanan mühimmatlar böyle yan yana koyduğunuz zaman bu bir aile haline geliyor. Örneğin Baykar'ın gelişimine büyük destek verdiği Keş. bu TB2'den bile atılabilen çok hafif bir mini seyir füzesi bu gibi farklı ekipmanlar İHA'ların gelişim boyutlarını sürdürecek gibi gözüküyor. Evet, bugünkü videomuzda Fransa'nın AROK yaklaşımı biraz akıncıyla karşılaştırdık. Bu pazara da Avrupalılar hızla girmek istiyorlar ama önlerinde gidecekleri yollar var. Bu bizi rehavete düşürmemeli. Bu konuyla ilgili çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olmadıysanız sizleri bekliyoruz. Detaylı savunma ve havacılık konusundaki haberler tolgozbek.com sitemizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.